Merhaba, umarım çok güzel bir gün geçirmişsindir, geçiriyorsun ya da geçeceksin ve bu videoyu sayınca enerjim bir tık artar ve günün güzelleşir. Bugün Siz Kalp Ben serisinin yeni videosuyla buradayım. Bugün bu kanalda benden değil, sizden bahsediyoruz. Sizin anılarınıza yer veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu kanal sadece benim değil, hepimizin kanalı. Bugünkü Siz Kalp Ben serisinin konusu da sizin başarısız, utanç verici flört anılarınız. Are you ready for it? Bu seriyi gerçekten aşırı aşırı fazla seviyorum. Benimle bütün böyle anılarınızı paylaştığınız için gerçekten çok çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim bana güvendiğiniz, benim anılarınızı, sırlarınızı, hayatınızı paylaştığınız için. Ve aynı zamanda benim hayatıma ortak olduğunuz için. Öncelikle bunu söylemek istedim. Çok uzatmadan hemen videoya başlıyorum. Öncelikle videoya polarim olan şu mesaja başlamak istiyorum ki ne flört ne sevgilim olmadı. Budur. Gerçekten budur. Devam edebiliriz. Ezgi abla. Öncelikle bu benim çocukla ilgili hissettiğim şey tam olarak Back to December şarkısındaki gibi ama çıkmadık. Oh. Çok uzatmak istemiyorum. Bu çocuk benim için öyle imkansız biri falandı. Zaten olmaz falan deyip unutmuştum, gitmişti. Sonra bu çocuğun benden hoşlandığını öğrendim ve aşırı mutlu olmuştum. 6. sınıftaydım. Ben onu çok seviyordum işte ama çocukla asla konuşamıyordum ve bir ilişkiden çok korkuyordum. Çocuk da sonradan onun hoşlandığımı biliyordu. Bu yüzden ben bu çocuğu ailem öğrenir diye korkuyordum falan dedim. Ailemi de tanısa asla kızmazlar ve zaten onlara söylerdim. Tabii çocuk bilmiyor. Sonrasında onun da kalbi kırılmıştı. Benim de aynı şekilde. Şu an 8. sınıftayım ve hala sevgilim olmadı. Seni seviyorum demişsin. Ben de seni çok seviyorum. Ya bir şey diyeceğim. Zaten 8. sınıftayım diyorsun. Bu aralar olduğunda 6. sınıftaymışsın. Bence bir şeylerin olması için benim fikrimi söylesen çok erken yaşlar. Yani böyle sizin yaşınızdayken bazı insanlar böyle daha böyle aceleci oluyor bu konularda. Hemen bir şey yaşamak istiyorlar. Hemen sevgilim olsun, hemen işte böyle. Yani özeniyorsun, merak ediyorsun. Bizlerden, televizyonlardan bunu görüyorsun. Ama bence ortaokul bunun için çok erken. Lise bile bence ciddi bir ilişki için erken benim görüşümü sorarsanız. Zaten yani emin olun yaşınız gelecek. Bunları olması gerektiği gibi çok daha güzel şekilde yaşayacaksınız. Daha böyle sizin yaşlarınızdaki şeyler daha böyle kırıcı olabiliyor bu noktada. Öyle diyeyim. O yüzden bence üzülme ve korkman çok normal. Emin ol ben de lisedeyken bile ilişkiden korkardım, gerilirdim falan. Emin ol yaşaldıkça bunun aslında çok da böyle abes bir durum olmadığını öğreneceksin. Ama sizin yaşınızdaki bir insan için ben zaten erken olmaması bence iyi olmuş. 8. sınıfta bir çocuk benden hoşlanıyordu. Ben de sınav senem diye sevgili istemiyordum. Bana Instagram falan yazdı. Ben hep tersledim. Sonra çocuk benden nefret etmeye başladı. Sonra ben onu sevmeye başladım. Yani daha çok ilgi istiyorum. Çok kötü. Neyse konuşmaya çalışıyorum. Yok yani olmuyor. Bana çok şirin davrandı. O yüzden her ne kadar görmeyecek olsa da çok özür dilerim. Ya bir şey diyeceğim ama bence sınav senemde bunu istemem çok iyi olmuş. Ben kesinlikle doğru olanı yaptığını düşünüyorum. Çünkü böyle şeyler bir yerden sonra çok dikkat dağıtıcı olabiliyor ne yazık ki. Yani her zaman aslında böyle birazcık hani içine duygularımız girdiğinde mantık geride kalabiliyorsa eğer o zaman sıkıntılar olabiliyor. Şunu diyebilirim mesela şimdi çocuğu terslemişsin ya, çocuk hani senden daha çabuk uzaklaşabilmiştir, seni daha çabuk atlatabilmiştir. Eğer çocuğa böyle çok iyi davransaydın belki hani daha uzun sürebilirdi seni unutması. O yüzden belki onun iyiliği için ona bunu yapman iyi olmuştur. İkinizin hakkında hayırlısı olsun. Öncelikle hiç sevgilim ve flörtüm olmadı. Hepsi platonik. Şimdi 3 yıl önce falan ben bir çocuktan hoşlanmaya başladım. İşte o zaman bana gerçekten yakın davranıyordu. Samimiydik. Yani hatta sanki o da benden hoşlanıyor gibiydi. Ben de havalı olmak için onu tersliyordum. Şimdi çocuk benden nefret ediyor ve ben ondan hala hoşlanıyorum. Ve 3 yıl önce benden hoşlandığını bu sene anladım. Ah be, şu an gerçekten kahroldum. Yani böyle durumlar ben çok üzülüyorum. Mesela bu da galiba hani yaşını bilmiyorum. Resmin falan da yok profilde. Ya böyle işte birazcık sanki böyle şey sanıyoruz. Ben de bunu yaşadım. Yani hoşlandığımız kişiye karşı havalı gözükmek için sanki soğuk davranalım, tersleyelim. Hani sanki böyle ulaşılmaza oynarsak onların gözünde daha böyle bir havalı olacakmışız gibi geliyor. Ama aslında bu çok çok yanlış. Hatta emin olun erkekler böyle şeylerden daha çok uzaklaşıyor. Yani birazcık ulaşılmaz olacaksınız. Ama bu ulaşılmaz olmak böyle terslemek, eziklemek boyutuna gelmemesi lazım. Bu boyuta geldiği zaman direkt karşıdaki insanı kendinden soğutuyorsun.
Flört girişimimizle ilgili video için şey ediyorum. Çok tatlısın. 15 yaşındayım ve bütün flört girişimlerim başarısız. Zaten çok fazla konuşan olmadı benimle ama olanları da kendimden soğutuyorum hemen. Ama bak durduk yere beni sinirliyorlar. Ben de asla aklını almayıp ağzının payını veriyorum. Sonra da flört işi başlar başlamaz bitiyor. Daha erken bu işte yaşındım ama yaşıtlarım arasında daha önce karşı cinsle herhangi bir ilişki yaşamayan tek kişi benim. Gerçi bu durumdan pek şikayetçi de değilim demişsin. Kesinlikle şikayetçi olmamalısın. 15 yaşındayken benimle sevgili olmamıştı ve çok normal bir şey bence. Yani 15 yaşlı değilse bunun için bence gerçekten erken. Emin olun. Ya mesela şu an gözlemliyorum. Lisedeyken böyle şey çok fazla yaşayan insanlar birazcık böyle lise kafasıyla kaldığında üniversitede falan daha böyle ilişki yaşayamıyorlar. Mesela lisedeyken ilişki yaşayan bütün arkadaşlarım üniversite başladığından beri sevgi yapamadılar. Yani bunun sebebini, mantığını tam anlayamıyorum. Hatta bunu biz kendimize de konuşuyoruz. Hani ben mesela lisedeyken öyle ilişki yaşayan bir isim olmadım. İyi ki de olmamışım biliyorum şu an kesinlikle. O yüzden yani kendini böyle geç kaldığım falan gibi asla düşünme. Ama işte bak sen de aynı sıkıntı yaşıyorsun. Tersleme mevzusu. İşte bunu yapmayı bırakmak lazım çünkü emin olun bu kırıyor yani. Karşı tarafı kırıyor. Emin olun erkeklerin de bir kalbi var ve kırılıyorlar. Bunu çok erkek arkadaş olan bir insan olarak söylüyorum, biliyorum. Bana inanın ve erkekleri böyle daha havalı olmak için terslemeyin. Ama insan bazen böyle utandığı için tersleyebiliyor. Onu da anlıyorum. Onu ben de bir dönem yapıyordum küçükken falan. Mesela ben hoşlanan, bana çıkma teklif eden çocuklar oluyordu lisedeyken falan. Ben bunları böyle resmen bağırıyordum ya. Nasıl bana bunu teklif edersin? Bana çıkma teklif ediyorsun sen kimsin falan falan geliyordum böyle. Hani o kadar böyle bir sinirleniyordum. Bunu yapmamın sebebi aslında çok utanıyor olmamdı. Çok yani o dönemler birazcık insanların kalbini kırdım. Yani o insanlardan gerçekten özür dilerim. Umarım şu an aşırı aşırı mutlulardır. Bu kadar. Yani sanırım birazcık insan gerildiği için bunu yapıyor ama büyüdükçe bunu yapmaman gerektiğini anlıyorsun. Siz de anlayacaksınız emin olun. Lisede bir kıza aşıktım. Kızla da samimi arkadaşız bu arada. En son dayanamayıp kıza upuzun mesaj attım. Ve kız hiçbir şey demeden beni engelledi. Abi samimi arkadaşsınız. Ve senden hoşlandığını söyleyince seni engelliyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten hayatta beni en çok üzen şeylerden bir tanesi yakın arkadaşlarımın benden hoşlanması. Bu durumdan çok uzun bir süre muzdarip oldum ne yazık ki. Ve çok üzülürüm bu konudan. Ne yazık ki erkekler sizin samimi arkadaşınızı flört gibi algılıyor. Bu çok olan bir şey. Bu yüzden bu konuda böyle yakın erkek arkadaşlarımın benden hoşlanmasına hep çok çok üzülmüşümdür. Ama yani hiç kimseyi direkt engelleyeyim, cevap vermeyeyim çok ayıp etmiş. Çocuğa onun hoşlandığımı söyledim ve yüzüme gerçekten seninle çıkacağımı düşünmüyorsun herhalde dedi. Hikaye bu kadardır. Of bu erkekler. Gerçekten bu erkeklerin bazen kendilerini ne sandığını bilmiyorum. Şu an tabii ki adını gizlememi istiyorsun. Profil resmini görüyorum ve bebek gibi bir kızsın. Bebek gibisin. Sen kim köpek böyle bir şey diyorsun. Ne kadar ayıp. Ben böyle şeylere çok sinirleniyorum ya. Kim olursa olsun asla senin tip anlayışına, göz zevkine hitap etmeyen bir insan olabilir. Tip, güzellik, bunlar göreceli kavramlardır ama böyle der misin ve bebek gibisin. Çünkü eminim sana var ya bakacak 100 tane insan bulurum. Yani umarım çok mutlu olursun. Yazıklar olsun. Ezgi, bir çocuğa aşıktım tamam mı? Tamam. Bu lisede saçma sapan lise parkları oluyor ya hani iğrenç ortamlar. Oradayken ben bayağı içtim falan. Onun gazıyla gittim çocuğun dudaklarına yapıştım. Ne? Daha kötü tarafı çocuğun sevgisi varmış ve kız da oradaymış. Şaka mı bu? Ay çok kötü. Ay çok kötü. İşte böyle ortamlara girmemelisiniz. Böyle alkol kullanmamalısınız. Ay çok kötü. Gerçekten ben çok kötü. Aşırı kötü yani. Geçmiş olsun kardeşim. Ne diyeyim? Bir daha alkol tüketmezsin umarım. Bu kadar. Bir çocuktan çok hoşlanıyordum. 8. sınıfta. Ne yazık ki arkadaşlarım yüzünden çocuğun kulağına gitti. Çocuk tüm arkadaşlarına beni çok çirkin bulduğunu söylemiş. Bu erkeklerden ben gerçekten nefret ediyorum. Çok üzülmüştüm o sıralar. Neyse ki şimdi sevgilim var. Ya işte budur. İşte bak işte sen o çocuk. Eminim ki senin çirkin bulduğundan falan değil de işte böyle kim erkekler var. Ben biliyorum o tipleri. Birisi onun hoşlanınca böyle kendini bir bok sanıyor falan. Sırf kendini böyle iyi hissetmek için de hani böyle işte arkadaşlarının aman o çirkin aman bu böyle falan yapıyor. Aslında senin çirkin bulduğundan falan değil hani. Ha, bak şu an çok mutlusun. Oh canıma değsin. Umarım o kişi de mutlu değildir.
ayıp. Gerçekten ayıp ya. Ben çok hoşuma çok üzülüyorum. Ay seni çok seviyorum. Doğukan abiyle hiç ayrılmayın. Çok tatlısın. Umarım siz de hiç ayrılmazsınız. Çok öpüyorum seni. Ezgi, öncelikle seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hep çok güzel enerji veriyorsun. Ya. Siz de bana çok güzel enerji veriyorsunuz. Bir çocuktan hoşlanıyordum. Bizim sınıftan da hazırlık senesi. Çocuğu sürekli kesiyorum. Çocuk sigara içmeye gidiyor. Peşinden gidiyorum falan. Bahçede kar yağarken bile sigara içmediğim halde onun için bahçeye çıkıyordum. Of bunu... Şu an lafına kestim ama ben hiç o zaman yapmadım. Ama bunu o kadar çok yapan arkadaşım oldu ki. Ve ben onların peşinden sigara kullanmıyorum. Yani kışın kar yağıyor, yağmur yağıyor, fırtına kopuyor dışarıda. Biz montumuzla beraber sırf el alemin çocuğu sigara kesiyordu arkadaşımla birlikte. O da yalnız kalmasın diye. Onun peşinden çocuğu kesmeye gidiyoruz. Ve şöyle bir durum oluyor. O kız arkadaşlar şey yapıyorlar. Baksana bana bakıyor mu? Bana bakıyor mu? Baksana kontrol. Hani kendi bakamıyor. Bana baktırıyor. Sürekli bakıyor mu? Bakmıyor mu? Bakıyor mu? Bakmıyor mu? Dona dona. Sırf arkadaşımın uğruna. Çok bunu yaşadım. Anlıyorum. İtiraf sayfalarına falan yazıyordum. Abi sen bayağı boyut atmamışsın. İtiraf sayfaları sevmediğim ortam. Benden bir tanesi. Sonra bir gün Instagram'dan bir mesaj aldım. Çocuğun sevgilisi varmış ve kız beni tehdit etti. Ne? Abi. Şu an bunu buraya koymam mümkün değil. Bana SS atmış. Kızla olan konuşmasını bana ama çok güvenmişsin de kız adında falan şu an her şeyi görüyorum. Kız bildiğin ana bacı sövüyor. Çok korkmuştu. Bir hafta boyunca kız her gün bana tehdit mesajı attı. Ay çok fena. Ama kızınki de abi kusura bakma da tam bir kezbanlık yani. Asla yani sevgilime biri yazacak. Ben gideceğim tehdit edeceğim. Umurum olmaz. Zaten sevgilim eğer ki beni seviyorsa sallan bir ilişkimiz varsa zaten o ona vermesi gereken cevabı verir. Tehdit etmek ne demek yani? Ne kadar ezikli. Kendine hiçbir güvenin yok. Evet, 9. sınıftayım. Liseye yeni başladım falan. Bu çocuktan çılgın hoşlanıyorum. Gittim çocuğa açık açık dedim sana bayılıyorum diye. Çocuktan numarasını istedim ve çocuk bana fake numara verdi. Şu an gerçekten bir şey diyemiyorum. Çünkü ben bunu çok yaptım. Benden numara isteyen insanlara kaç kere fake numara verdiğimin haddi hesabı yok. Ben yapacak bir şey yok. Ben çünkü ne var bende biliyor musunuz? Ben mesela birisi özellikle böyle yani dışarıda falan bir insan şey yaptığında şu an artık onu bir tık açtım da eskiden çok fazla vardı. Hani mesela biri geldiğinde bana işte ben hoşlandığını söylediğinde tersleyemiyordum. Hani utanıyordum, terslemekten utanıyordum. Hani üzülüyordum karşımdaki insana ve numaramı istediğinde de hani hayır numaramı veremeyeceğim diyemiyordum. Kendi numaramı asla vermem. Hani bir numara sallıyordum kafamdan. Gerçekten bunu çok yaptım. Şu an çok saçma olduğunu farkındayım. Şu an asla yapmam. Direkt söylerim açık açık. Ama 11. sınıfta çok sevdiğim bir çocuk vardı. Tüm okuluna aşık olduğumu biliyordu ama cidden o da biliyordu, istemiyordu. Sonra bir gün çocuk bana yemeğe çıkma teklifi etti. Hayatımın en mutlu anıydı. Meğersem çocuk arkadaşlarıyla iddiaya girmişler. Para karşılığı beni yemeğe çıkartmış. Yazık ya, ben erkeklerden nefret etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Abi gerçekten böyle bir şey... Bu ne ya? Ne geçti elinizde? İki dakika arkadaşlarınızı gücünüz komik bile değil ya. Komik bile değil yani. Para karşılığı senin hoşlandığını bildiğin bir insanla yemeğe çıkmak komik bir hikaye bile değil. Nasıl arkadaş ortamlarınız var ya? Umarım şu an çok mutlusundur. Çok sinirlendim. Gerçekten yine çok, bu videoda çok sinirleniyorum şu an. Evet, Ezgi. Bir çocuğa çılgın aşıktım. Onun adına arkadaşlarımla fan hesabı açmıştık ve çocuk bunu buldu. Bizim açtığımızda öğrendi. Fan hesabımı... Çok... Mükemmel bir kafa. Dalgasını açmış tabii ama ne kadar ezik durduğunu düşünsene. Abi eziklik de değil de... Olabilir. Yani komik yani komik. Ama sonuçta bunu hani tamamen dalgasına açtığınız belli. Ama çocuğun bunu bulması ay çok kötü. Çok kötü gerçekten. Hoşlandığım çocuğa açılmıştım ve yaklaşık 3 ay boyunca derslerde falan sürekli bakışmaya başladık. Ben de onunla bu konu hakkında konuşmak istedim. Yanına gittiğimde bana çıkma teklifi etmişti. Ama ne dediğini duymamıştım. Ve boş suratına bakmıştım. Bakıp gitmiştim. Sonra oradaki arkadaşlarım bana olayı anlattığında çok pişman olmuştum. Sonra çocuğa mesaj attım ve ama telefonu bozulmuştu. O yeni telefonu aldığı zaman da benim telefonum kırıldı ve hala konuşamadık. Ne?
ben gerçekten şu an bunu hayat hedefim olarak belirlemek istiyorum ve siz ikinizi bir yere gitmek istiyorum ve seven aşıkları kavuşturmak istiyorum. Çok üzücü. Şu an bu olay ne kadar üzüldüğümü anlatabilmem mümkün değil. Yani iki kişi birbirini hoşlanıyor ve hayat şartlarından dolayı bir yere gelemiyorlar. Ne olur ikinizi bir yere gitmeme izin ver. Ne olur bana çocuğun adını falan at ve ben sizi bir yere getireyim. Yani o kadar üzüldüm ki ne olur beraber olun ve bunun haberini bize verin. Ne olur. Bir çocuktan hoşlanıyordum. Çocukla konuşuyorduk ama ben çocuğu daha iyi tanımak için her gün stalkluyordum. Her yerde ama. Sonra bir gün eski sevgilisini buldum onu stalkla ve onu stalkladım. Kızı hala gönderme şeyler paylaşıyordu. Ben de neler yaşadıklarını vs merak ettim. Kıza fake hesaptan yazdım. Onu hala seviyor musun gibi. Kız bunları çocuğun yazdığını, ağzını aradığını falan düşünüp çocuğa mesaj atmış. Sonra çocukla konuşmaya başlamışlar ve sonra barışmışlar. En son çocuk beni engelledi ve bir süre çıktılar ama sonra ayrılmışlar. Benim ağımı almayacaklardı. Böyle şanslı biriymiş. Seni seviyorum. Ya ben de seni seviyorum ve ay çok kötü. Yani yanlışlıkla. İşte ben hep şunu savunuyorum. İşte flörtünüz, hoşlandığınız çocuk, sevgiliniz kim olursa olsun. Bir, onun hoşlandığı, çıktığı, eskiden olan kızlarla alakalı en ufak bir şeye karışmayacaksınız ve böyle bir müdahalede bulunmayacaksınız. İki de kendinizin eski ilişkilerinizi asla şu anki ilişkinize katmayacaksınız. Yani bu ikisi çok büyük şey nokta. Her şey olabiliyor. Yani hani senin de aynı şekilde eskileriyle alakalı böyle kafana bir şey takılabilir, gelebilir, bir sıkıntı olabilir. Onunla aynı şekilde böyle şeyden uzak durmak gerekiyor. Ay üzüldüm. Üzüldüm şu an size. Bir kere Bodrum'da bir otele gittik ve bir tane çocuk vardı. Hep yan şezlongtaydı. Ve ben de çocuğun sürekli fotoğraflarını çekiyordum. Sakmıştım resmen. Arkadaşlarıma falan atıyordum hep. Bir gün dedim ki ben bunu açıklayacağım. Saçma sapan bir yaz aşkı zaten diye düşünüp yanına gittim çocuğa. Ve işte merhaba dedim. Sadece boş boş yüzüme bakıyor. Bir şeyler konuşmaya başladım. Çocuk hala suratıma bakıyor. Ondan sonra ise I'm sorry but I'm Russian gibi bir şey dedi. Ve ben mal gibi kaldım. Tabii ki pes de etmedim. Bir kez daha deneyim dedim. İradene, çabana hayranım. Ve bu sefer aileme yemek alacağım deyip gittim. O gün de otelde son günümüzdü. Çocuğun yanına gittim ve İngilizce konuşmaya başladık. Ama o sırada çocuğun kafasında arı var diye. Kafasına tokat atınca her şey bozuldu. Çocuk yemeklerin üzerine düştü ve ben de kaçtım. Ailesinin haberi oldu mu kimse beni gördü mü bilmiyorum. Zaten sonra da gittik. Ay, ben şu an çok üzgünüm gerçekten. Ama yani çabandan ötürü seni tebrik ediyorum. Mükemmelsin. Keşke herkes senin kadar böyle kafasına taktığı şeyi yapma konusunda azimli ve kararlı olsa. Harikasın. Ay ve çok aşırı uzun video olmasın, sıkmasın diye burada bırakıyorum. Ama benimle anla yazıp paylaştığınız için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlendim. Ay sinirlendik, üzüldük, eğlendik. Teşekkür ederim. Gerçekten yani iyi ki varsınız, iyi ki benim anlarınızı paylaşmışsınız. Şimdi bir sonraki videoyu önümüzdeki pazar günü yayınlayacağım. Önümüzdeki pazar günü 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgililer Günü'nde karantina olduğu için hep birlikte bir Sevgililer Günü kutlayalım istiyorum. Bu yüzden sizden bu zamana kadar yaşadığınız berbat, kötü Sevgililer Günü anılarınızı bekliyorum. Yani illa sevgiliniz olması gerek yok. Sevgililer Günü'nde yaşadığınız kötü, Sevgililer Günü'yle alakalı kötü bir anınızı benimle paylaşmanızı istiyorum. Sizi öpüyorum. Çok 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 seviyorum sizi. Instagram'dan ya da yorumlara bu anınızı bana bırakabilirsiniz. Asla adınızı koymayacağım tabii ki. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.